Amerika'dan selamlar herkese. Birleşik Devletler'de otomobilinizin, aracınızın vergisi nasıl ödeniyor? Vergi elektronik ortamda nasıl ödeniyor? Yıllık vergi ne kadar? Bunlardan bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir araç satın aldığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde DMV'lere gidip adresinizi zaten belirtmeniz gerekiyor veya herhangi bir yetkili servisinden, yetkili satış ofisinden bir araç alırsanız, benim gibi Honda'ya gittim diyorsunuz. Honda'dan satın aldım ben, yetkili satış bayisinden. Adresinizi zaten orada veriyorsunuz. Plaka işlemleri, ruhsat işlemleri, bütün işlemler Honda servisinde, yani yetkili satış ofisinde zaten yapılıyor. Adresinizi verdikten sonra bir yıl sonra size şöyle bir belge geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir belge geliyor. Şuraya bir yere de ekleyeceğim zaten. Burada özet olarak şöyle diyor. Bu belge belirtmiş olduğunuz adresinize geliyor ve şurada bakın, şöyle göstereyim. Şuradaki adrese giriyorsunuz. Illinois eyaletinden bahsediyorum. Diğer eyaletlerde de büyük ihtimalle aynı olabilir. Sistem hemen hemen aynıdır Birleşik Devletler'de. Bu web sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Web sitesine girdikten sonra bilgileriniz isteniyor. Mesela şurada registration number yazıyor ve yanında da pin number yazıyor. Bu numaraları girdikten sonra otomatik olarak zaten sizin orada adresiniz çıkıyor ve işlemlere oradan devam ediyorsunuz. $151 Birleşik Devletler'de 2019 model aracımın vergisini ödedim arkadaşlar. $151, yani Chicago için söyleyeyim, normal çalışan bir kişi $15'dan hesaplarsak saatlik, 10 saatlik çalışma karşılığında $150 alıyor zaten. Bu sizin yıllık verginiz oluyor. Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırınca zaten bu çok komik bir rakam. Hakikaten aracınızın motor hacmine bakılmıyor, silindir hacmine bakılmıyor. Yıllık, her yıl $150 ödüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu adresime gelen bu belgeyle birlikte bu adrese girdim. Size pin numarası gönderiyorlar ve registration number'ınızı giriyorsunuz orada. Otomatik olarak adresiniz orada çıkıyor. Sonra takip ediyorsunuz. İşlemleri onaylıyorsunuz. Orada zaten size soruyor, hala bu adreste mi yaşıyorsunuz diye. Evet diyorsunuz. Kredi kartınızdan veya ATM kart dediğimiz debit kartınızdan da ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ödemeyi yaptınız. Peki ondan sonra ne olacak? Chicago'da arkadaşlar bu ödemenin yapıldığını gösteren bir sticker var. Bu sticker'ı sizin güncel adresinize gönderiyorlar. Yani DMV'ye gidip bu işlemleri yapmak yerine Chicago'da bu işlemleri hızlandırmışlar ve elektronik ortama geçirmişler. Bu yüzden bizler için kolaylık oluyor hakikaten. $151 değil, $151. $1 da söylemeyi unuttum ben. $151 ödedikten sonra adresinize şöyle bir posta daha geliyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 5 veya 10 business day, yani iş gününde bunu size gönderiyorlar. Bakın sticker burada. 2023, daha önceden burada ayda yazıyor. Mesela 2022 yılının Haziran'ında sizin verginizi ödemeniz gerekiyor. Orada Haziran yazardı, yani June yazardı. Ancak bu yeni sticker'da 2023 Illinois yazıyor. Bakın şöyle göstereyim. Burada da benim aracımla ilgili bilgiler yan tarafta. İşte plaka numarası, işte VIN numarası, modeli, kaç kapılı olduğu vesaire.
Hepsi burada yazıyor zaten. Şimdi ben bu sticker'ı buradan çıkaracağım. Şu yeşil sticker'ı buradan çıkaracağım arkadaşlar. Aracın arkasında bulunan plakanın üzerine yapıştıracağım. Hepsi bu. Dediğim gibi öncelikle adresinize bir bilgilendirme postası geliyor. Bu postadan sonra ilgili adrese giriyorsunuz ve işlemlerinizi bu kadar kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. Kısaca anlatabileceklerim bu kadar. Registration'ı, renew nasıl yapılıyor onu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Chicago'ya gelecek olan arkadaşlarımız varsa Illinois'te DMV'ye hiç gitmeden bu işlemleri yapabileceğinizi hatırlatmak istedim arkadaşlar. Ben şimdi bunu plakama yapıştırayım. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.